Merhabalar, Arifeniz mübarek olsun. Yarın bayram. Bugünden hazırlıklara başladık. Tabii bayram dolmasız olmaz. Ben de biber dolması yaptım. Şahane fırınlanmış biber dolması arkadaşlar. Ürün yapımına geçelim. 2 tane orta boy soğanım vardı. Küçük küçük doğradım. Onları kavuruyorum. Bir yemek kaşığı dolusu salça ekledim. Çok az, böyle bir çay kaşığı kadar da biber salçası ekledim. Biber salçasının kokusu biraz daha ağır olduğu için onu daha az ekledim. Bir çay kaşığı dolusu pul biber ekledim. Karabiber ekliyorum bir çay kaşığı kadar. Acı seviyorsanız pul biberi ve karabiberi bol bol ekleyebilirsiniz. Tuzu ekledim 2 kaşık, 2 çay kaşığı. Ve biraz yeni bahar ekliyorum. Kıymalı olacağı için arkadaşlar buna biraz kimyon da ekleyebilirsiniz. Hazmı kolaylaştıracaktır. Ve iyice salçamın kokusu gidene kadar karıştırıyorum. Bayramlar biber dolmasız olmaz, dolmasız olmaz daha doğrusu. Ne kadar pandemiden dolayı misafirler gelmese de kendimize, aileye yapacağız tabii ki. Gerçekten bu tarifim de çok şahanedir. Mutlaka deneyin. Bir tane büyük boy kırmızı biberim, kapya biberim vardı. Bir tane de yeşil biberim vardı büyük. Küçük de küçük doğradım, ekledim. Domates de ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar maydanozu ve kıymayı ekleyeceğim ama en son onları ekleyeceğim. Çok onu, kıymayı 2 defa pişirmek istemiyorum. Kıymayı 2 defa pişince tadı değişiyor, güzel olmaz. 1,5 su bardağı dolusu pirincimi temiz yıkadım ve onu da ekledim üzerine. İsterseniz buna başka baharatlar seviyorsanız da ekleyebilirsiniz ama çok çok baharat da yakışmıyor biber dolmasına. Saydıklarım yakışır. 1 su bardağından 1 parmak eksik su ekliyoruz arkadaşlar. Çok fazla değil. Suyunu çeksin ve kapatıyorum altını. Çok fazla su eklerseniz, çok pişerse bu sefer, çünkü ocakta bir daha pişireceğiz ve fırınlayacağız. O yüzden çok pişirmemek lazım. İç harcım iyice ılık olana kadar bekliyorum. Biberlerimi de hazırladım o arada. Bir demet maydanozumu ekliyorum. Varsa evde dereotu ekleyebilirsiniz. Başka yeşillikler de ekleyebilirsiniz. Kıymayı şimdi koymamın sebebi, ılıdıktan sonra koymamın sebebi daha çok pişmemesi. Çünkü kıyma 2-3 defa, et 2-3 defa pişerse tadı değişiyor ve lezzetsiz oluyor. Mutlaka böyle yapın ki tadı değişmesin. Ocağın üzerinde kıymayı eklerseniz zaten kıyma çabuk pişiyor, hemen pişmiş olacak. Hemen pişerse ikinci bir defa daha pişiremezsiniz. Pirinç gibi değil. Zaten pirincimizi de tam pişirmedik. Sadece kavurduk o suda. Yani bir su bardağı, klasik bir su bardağından 1 parmak 2 parmak eksik su ekleyin. Çok fazla su eklemeyin. Çok fazla yağ da koymayın. Kıymamız orta yağlı zaten. Bu arada 200 gram kıyma kullandım arkadaşlar. Çok fazla kıymalı seviyorsanız onu da 250-300 gram da ekleyebilirsiniz. Biberlerimizi dolduruyoruz. Eğer bir pirincimizi çiğ koysaydık biraz boşluk bırakacaktık. Yani hemen hemen yarıya dolduracak kadar olurdu biberlerimiz. Ama biraz pirincimizi az bir şey pişirdiğimiz için içinde biber dolmasının içinde biberlerin içinde çok fazla şişmeyecek. O yüzden dolduruyoruz biberlerimizi tam. Az bir şey, çok az boşluk kalırsa yeterli.
Bütün biberlerimizi doldurduktan sonra burada 2 su bardağı su var. 2 su bardağı su, bir yemek kaşığı salça var ve tuz var içinde arkadaşlar. Bir kaşık da yağ ekledim. İyice çırptıktan sonra ekliyorum. Bunu ocağa koyduğum için soğuk suyla da, normal çeşme suyuyla da, içme suyuyla da yapabilirsiniz. Ama eğer direkt fırına atsaydım kaynar su koyacaktım. Diğer dolmamı böyle direkt fırına attığım için kaynar suyla yapmıştım. Salçalı sosumu kaynatmıştım. Öyle biber dolmasına eklemiştim. Evet, piştiler biber dolmaların. Ne kadar şahane gözüküyorlar. İsterseniz biberlerin içine kapağını kapatmak için domates de olabilir, kırmızı biber de olabilir, patates de olabilir, kuru soğan da olabilir. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Evet, biber dolmalarım pişti, biber dolmalarım. Ocakta kaynamaya başladıktan sonra tam 15 dakika pişiriyorum. Ve altta biraz su kalıyor arkadaşlar. O suyu, alttaki suyla beraber fırınlıyorum. Tam 10 dakikada üstü kızarana kadar fırından çıkarıyorum. 180 derecede üstü kızarana kadar çıkarıyorum arkadaşlar. Dibi tutmaması lazım. Ona dikkat etmek lazım. Gerçekten tane tane oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bu tarifi deneyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah. İnşallah mutlaka böyle deneyin arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Lütfen zil bildirimini açarsanız, diğer videolarıma da destek olursanız çok çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Şimdiden hepinize hayırlı, mutlu bayramlar diliyorum.